Polatlı halkının 10 yıllarca çile çektiği sorununu bitirmeye geldik. Bugün buraya benim en çılgın projemin açılışı için geldik. Polatlı içme suyu hattı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Polatlı bizim için bir tutkudur, bir özlemdir. Polatlı bizim için aynı zamanda bir tarihtir. Vatanımıza göz dikenlerin, vatanımıza kötü amellerle gelenlerin geldikleri gibi gitmeye başladıkları yerdir. Bir ilçe sıradan bir ilçe değil. Kahramanlar ilçesidir bu ilçe. Vatanı hatlarda koruyanlardan değil, satıhlarda koruyanların ilçesidir. Bu ilçe vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesidir. Değerli hemşehrilerim, daha göreve başlamadan önce tüm kampanyamızda Polatlı'ya Gerede projesinden temiz su getireceğimize dair söz vermiştim. Çıktım tüm televizyon kanallarda, tüm açıklamalarda Polatlı'dan bahsetmiştim. İşte şimdi bu sözü tutma zamanı geldi. Bu projeyi önce yapamayacağımızı düşündüler. Baktılar ki ortaya büyük bir irade koyduk. Belediye meclisinde çeşitli engellemeler yaptılar. Baktılar ki sizler tepki gösteriyorsunuz. Devlet su işlerinin bile gündeminde olmayan Eskişehir tarafındaki barajdan gelecek su projeleriyle kafa karıştırmaya çalıştılar. Buradan tüm Ankaralılara ve Türkiye'ye sesleniyorum. Hani engelleme yok diyorlar ya, eğer Polatlı suyunun kredisini belediye meclisinde bekletmeselerdi, Polatlı halkı temiz suya 9 ay önce kavuşmuş olacaktı ve şu anda kana kana zaten bu suyu içiyor olacaktı. Eğer siyasi yaşamlarını değil, halkı düşünselerdi, belediyemizde daha uygun bir kredi bulmuş ve kamu zararına uğramamış olacaktı. Bu para Mansur Yavaş'ın babasının paramasıydı. İşte sizin paranızıydı. Paranızdı. Halkın parasıydı. Halkın parasının siyaset uğruna çarçur edilmesine göz yumdular. Ne oldu peki? Bu inadın son nereye vardı? Aylarca o kredileri vermediniz de başınız göğe mi erdi? Yaptığınız hareket partinize bir fayda mı sağladı? Polatlı halkına bir katkı mı sunmuş oldunuz? Karşı gelemezsiniz. Eğer halk bir şeyi istiyorsa onun karşısında duramazsınız. Sizi milletin seçtiğini unutursanız millet bunu size hatırlatır, engelleyemezsiniz. Karşınızda benim en çılgın projem 100 kilometrelik hattı yapıp Polatlı'ya suyu götüreceğim diye Mansur Yavaş varsa hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Kıymetli hemşehrilerim, bu proje 2,5 milyar liraya mal oldu. Biraz zahmetli, meşakkatli, zor bir süreç oldu. Zaman zaman Ankara'nın merkez ilçelerinde hattın döşendiği bölgelerde başta trafik sorunu olmak üzere eleştiriler de aldık. Pandemi oldu, boru imalatları durduruldu. Ama biz bu projeyi tamamlamalıydık. Çünkü benim en öncelikli projem halkın sağlığı, halkın canı, Polatlı'nın suyu diyerek yola çıktık. İvedik Polatlı içme suyu sayesinde sadece Polatlı'nın değil, güzergah üzerinde bulunan Sincan, Yenikent, Temelli, organize sanayiler dahil 1,5 milyon kişinin temiz su hasretini sona erdiriyoruz. Sizin yapamadığınızı biz yaptık. Polatlı'ya temiz suyu biz getirdik. Bakın, biraz önce Mürsel Başkanım söyledi. 2014-19 arası büyükşehir olunca önergeyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Polatlı'nın su hattının yapılmasını önergeyle teklif etti. Ne yaptılar geçtiğimiz 5 yılda? Bizden önceki 5 yılda ne yaptılar? Onların önceliği çöp projelere para yatırmak. Halkın susuz kalmış, kanalizasyon açıktan kalmış. Öyle bir şey umurlarında değil. Halka pahalı su satıp, pahalı otobüs bileti satıp
oradan aldıkları paraları çöp projesine yatırırken Polatlı halkı su çilesi çekiyordu. Siz kavşaklarda dinozor heykelleri dikip atıl havuzlar yaparken Polatlı halkı aslında sizden bu projeyi istiyordu. 30 yıldır aklınız neredeydi? Biz daha gelmeden önce söz verdik. Geldik ve sözümüzü tutuyoruz. Hem de size rağmen tutuyoruz. Tüm engellemelerinize rağmen tutuyoruz. Şimdi rahatsız olmaya hakkınız yok. Teşekkür etmeniz gerekiyor. O boruları biz döşedik. Nerelere döşendi o borular? Polatlı'nın güzel evlatları artık bu projeyi gelecekte de hep bizimle anacak. Bana bu dönemde yaptığın en büyük proje ne derlerse Polatlı'ya su götürmek diyeceğim. Değerli hemşehrilerim. Peki biz belediye meclisinde bu sıkıntılar niye yaşadık? Niye yaşadık? Ben seçildikten sonra ilçelerdeki bütün belediye başkanlarına belediye meclisinde konuşma yaptım. Ankara halkı beni seçti, ilçelerde sizi seçti. Bizden büyük oranda hizmet bekliyorlar. El ele tutuşalım, yapılacak ne varsa hepsini yapalım. Ama maalesef 19 belediye başkanının 14-15 tanesi daha benim odamı dahi görmedi. Yapılacak şehirlerde engel oldular. Basit bir örneğini vereyim. Kendi ilçemden Beypazarı'na kesimhane yapılacak. İhaleye çıkıyoruz 5 milyon liraya. Birdenbire Ankara'dan müdahale etmişler. Niye büyükşehirden istiyorsun? Ondan bir şey alma, kendin yap diye. Biz de ihaleyi iptal ettik. Bunun üzerine Beypazarı Belediyesi o ihaleyi yeniden yaptı. 7,5 milyona yaptı. Bir de belediye meclisinden karar alarak yaptı. Bu mudur? Bu mudur belediyecilik? Ankara halkı beni hizmet etsin diye seçti. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, benim son yılım, son dönemim. Ben diyorum ki artık bu saatten sonra görünen o ki rekor bir oyla geliyoruz. Mecliste yaptıkları bu engellemelerin cezasını sandıkta çekiyorlar. Sandıkta çekiyorlar. Gördüğünüz gibi televizyonlardaki bütün yorumcular Ankara'da adeta seçimin bittiğini, seçim yarışı olmadığından bahsediyorlar. O zaman bize ne düşüyor? Mürsel Başkanım'la inşallah el ele verip Polatlı'nın bütün projelerini birlikte yapıp doya doya hizmet etmek düşüyor. Ve inşallah bunu birlikte başaracağız. Mürsel kardeşim benim 40 yıla yakındır tanıdığım bir kardeşim. Haksızlık etmeyeyim, kaç defa geldi bizimle görüştü. Ve üstelik yasaklanmasına rağmen Polatlı için geldi bizden bir takım taleplerde bulundu. Ben de diyorum ki diğer ilçe belediye başkanlarına lafa geldiği zaman pankart asıyorsunuz. Önce ilçem, ilçem için her şey. Hayır, siz partinizi ilçenizden çok seviyorsunuz. Öyle olmasaydı size kucak açan belediye başkanının yanına gelirdiniz. Gelmediler. İlçeleri kaybetti. Ben de diyorum ki bundan sonra inşallah Ankara'da belediye sayımız 15'in üzerine çıkıyor. Belediye meclisinde çoğunluğa ihtiyacımız var. Onlar bu yaptıklarının cezasını sandıkta görecekler. Halk onları cezalandıracak.